Evet, bugün bağlı liste soru çözümlerine bakacağız. İki tane sorumuz var gene. Bunlardan bir tanesi tek bağlı liste, single linked list hakkında. İkincisi ise çift bağlı liste, double linked list hakkında. Her iki problemin ortak özelliği algoritmaların verilmiş olması. Bu sefer bizden istenen verilen algoritmaların implement edilmesi. Dolayısıyla görece daha kolay sorulardan bahsediyoruz. Gene her zaman olduğu gibi kendi otomatik okuma arayüzümüzden cevap kodları inceleyerek ilerleyeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Birinci sorumuz diyor ki intersect diye bir metot yaz. Metot iki tane linked list alsın. Bu iki linked listin kesişim linked listini yarat. Burada önemli olan bir nokta bu linked listlerin sıralı olması. Sıralı oldukları için de aslında daha sonra sorting kısmında da göreceğiz bunu. Merge sort'ta o en zamanda kesişim kümesini bulmamız mümkün. Burada o algoritmayı sormuyoruz, algoritmayı veriyoruz. Sizden istediğimiz şey algoritmayı implement etmeniz. Şimdi algoritmayla kodu paralel götüreceğim. Çünkü zaten o şekilde olması lazım. Algoritmanın başında iki tane nodumuz var. P1 ve P2 gibi burada tanımlanmış gördüğünüz gibi. Birinci ve ikinci listenin head'ini gösteriyor. İşte gördüğünüz gibi P eşittir list 1 head, P2 eşittir list 2 head olarak yazılmış. Sonra tabii bir de yeni link liste yaratmak lazım. Bu söylenmemiş ama aşikar çünkü cevabın dönebilmesi için öyle bir linked list üretilmesi lazım ve onun da ne yapılması lazım? Döndürülüyor olması lazım. O kısımlarda birinci ve parçayla sonuncu parçada. Şimdi devam ediyoruz. Algoritmanın başında bu iki nodu verdik. İkinci aşamada P1 ve P2'nin contentlerini karşılaştırıyoruz. Burada üç durum olabilir diyor. P1 data P2 datadan küçük durumu burada verilen, P1 datanın P2 datadan büyük olma durumu burada verilen ve P1 datanın P2 dataya eşit olma durumu üçüncü case. Yani if else ile verilmiş durumda. Şimdi her bir durumu inceleyelim. P1 data P2 datadan küçükse P1 pointer'ını bir sonraki node olacak şekilde advanced et diyoruz. Dolayısıyla P1 eşittir P1 next kodu var. Bu standart iterasyonda gördüğümüz şey. İkinci durumda ise P1 data P2 datadan büyükse bu sefer P2 pointer'ını bir advance et diyoruz. Dolayısıyla P2 eşittir P2 dot next yapıyoruz. Üçüncü durumda ise yeni bir node yarat. P1 content olacak şekilde. Burada o kodu görüyoruz. New node eşittir new node P1 data. Sonra her iki pointer'ı ilerlet. P1 eşittir P2 next, P2 eşittir P2 next. Ama ondan önce de bu yeni nodu link liste ekle. Dolayısıyla bu new node'u yeni linked liste ekleyeceğiz. Burada hazır metot kullanmak yasak olduğu için ne yapmamız lazım? Aslında insert last metodunu implement etmemiz lazım. Neye bakacağız? Aslında insert last'ta ne yapıyorduk? Tail'in next'ini new node yapıyorduk. Tail'i de new node yapıyorduk. Tail buradaysa sonu onun next'ini yeni node yapıyorduk. Yeni node'u da sonra tail yapıyorduk. Burada o iki kod var. Ama İstisnai durum bu düşünürsek boundary condition nedir? Head'in de olmaması yani listenin başta boş olması. Böyle bir durumda head'in de ne yapması lazım? Değişmesi gerekiyor. O yüzden de eğer liste empty ise head de ne olacak? New node olacak. Bütün bunları ama döngü içinde yapmamız lazım. Zaten 3'te onu söylüyor. Continue with step 2. İkinci aşamayla devam et. P1 veya P2 null olana kadar. Şimdi burada öğrenciler genelde bu condition'ı yazmakta zorlanıyorlar. Bu aslında bitiş condition'ı. Yani P1 eşittir null or P2 eşittir null bitiş condition'ı. O zaman while döngü condition olduğu için bunun tam tersi olacak. Yani P1 eşit değil null ve P2 eşit değil null olacak. Burası önemli. Ve bu kısmını da yazarak birinci soruyu bitiriyoruz. Şimdi ikinci soruya geçelim. İkinci sorunun cevabını açalım. İkinci soru is palindrom metodu. Is palindrom metodunda adından da anlaşılacağı gibi bir linked list'in palindrom olup olmadığını da anlamak istiyoruz. Burada aslında standart bir algoritma var. Ne yapılıyor? Soldan ve sağdan geliyor ve bu soldan sağdan gelen
başından ve sondan aslında gelen pointerlarla sürekli bir karşılaştırma yapılıyor. Çünkü palindromda ne olması lazım? Simetrik olması lazım baştan ve sona göre. Dolayısıyla ilk elemanla son eleman, ikinci elemanla ondan bir önceki eleman, üçüncü elemanla ondan bir önceki elemanların hep eşit olması lazım. Dolayısıyla bunu yazacağız. Algoritmayı verilmiş, onu implement etmemiz isteniyor. Şimdi algoritmanın başında iki tane pointerımız var P1 ve P2 gibi. Bunlar listenin başını ve sonunu gösteriyor. Burada onu görüyoruz. Sonra bu pointerların kontentlerini karşılaştırıyoruz. Eğer farklıysa, yani P1 data ile P2 data farklıysa, burada olduğu gibi, false döndür diyoruz. Ki zaten false döndürüyor. Diğer durumlarda P1'i next'e, P2'yi de previous'a advance ediyoruz. Dolayısıyla P1 eşittir P1'i next'e, P2 eşittir P2'nin previous'u diyoruz gibi. Şimdi bu algoritma ne zaman bitecek? P1 eşittir P2 veya P1 next P2 eşit olduğunda. Burada da gene birinci soruda olduğu gibi condition'ı yazarken bu bitirme condition'ı olduğu için devam etme condition'ı bunun tersi olacak. Yani P1 eşit değil P2 ve P2 eşit değil P1 next olarak condition'ı yazıyor. Çünkü while devam condition. En sonunda da default olarak da return true diyeceğiz. Çünkü default'u palindrom olacak ama burada durumda false dönecek. Gene is prime bir is prime örneğini görüyoruz. Bu sıklıkla karşımıza çıkıyor algoritma olarak. Evet, bugünlük bu kadar linked list örneklerinde.